Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir Resident Evil serisine başlıyoruz. Resident Evil Revelations oyununa başlayalım. Biliyorsunuz en son Resident Evil 4'ü bitirmiştik. Yani tüm DLC'siyle beraber, Separate Ways'le beraber. Şimdi sonra, yani hikayede 4 ile 5 arasında olan, yani 4. oyun Resident Evil 4 ve Resident Evil 5'in arasında olan bir hikayeyi anlatan Revelations serimize başlayalım bakalım. Resident Evil Revelations serimiz başlasın bakalım dostlar. Heavy TV kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de lütfen unutmayınız efendim. Videomuz 4K kalitesinde olacaktır. Onu da hatırlatırız efendim. Haydi bakalım. Yine eski tip, yani eski Resident Evil severlerin seveceğini düşündüğüm bir oyundur. Neymiş bu? Bir bonus aldık. Artık bu neyse, ne alakaysa. Campaign, Raid modda, Parker Government, Level 1. Bunlar herhalde işte o zaman da bir paket aldığım içindir yani. Resident Evil Net'e göndermek istiyor musun diyor. Yani göndereyim mi? Tamam hadi göndereyim, ne olacak sanki. Çok da bir şey fark etmez herhalde. Bilmiyorum, gerek var mıydı buna ya? Yani oyunu hani oraya da sevilebilir aslında. Kalsın bakalım. Evet dostlar başlayalım. Episode 1'den Into the Depths bölümünden başlayacağız. Önce bir ofise girelim. Ne var ne yok bir bakalım. Game settings'ten Crosshair Blue olsun. Bunlar normal olsun ya. Buradan birazcık da aslında artırabilirim değil mi şeyi? Biraz karanlık oluyor ya. Yani şu an benim hani gördüğüm hani oynadığım ekranda birazcık kötü olabiliyor. O yüzden birazcık şeyi artırdım. Değil tabii ki. Capcom sağ olsun hiçbir zaman Türkçe yapmıyor ama. Yine de şöyle bir göz gezdirelim. Hadi bakalım. Bölümümüze başlayalım. Hikayemiz başlasın. Normal iyidir. Ama seviliyor ya, bu ne böyle? Gidip sevecek mi böyle? Efendim buyurunuz. Akdeniz. Sabahın 6'sı. Karakterimiz Chris Redfield. Hey Jill. Ah pardon, Jill'miş lan. Jill Valentine. Jill'in saçları uzamış. Bu Jill mi ya? Chris mi, Jill mi? Kraliçe Zenobia adlı bir gemi bulduk. Etrafında gidelim bakalım. Çıkacak bir yer bulalım. İlginç bir gemiye denk geldik. Eski bir savaş gemisi. Grafikleri bu arada gayet güzel ya. Fırtına var bir de. It's been 94 minutes since Chris and Jessica dropped off the radar. Kripto ve Jessica radardan ayrıldı. Bayağı olmuş. Ve burada bir gemi var. Hadi bakalım.
Chris'i ara. Şu an Chris'i ararken bulduk kendimizi. Hadi bakalım. Aman, aman. İyiyim, iyiyim. Jill karakteri seviyorum bu arada ya. Bu neymiş? Bu sesi sevmedim. Chris'i mi çağıracak acaba buradan? Biraz kontrol edersen Resident Evil 4 gibi değil. Ya şu an hani görecek serili 4'tü ya, o biraz ona alıştım yani. Bir vursam vermeye gerek yok. Bu gemi neymiş bakalım. Yine birileri ölmüş. Bayağı olmuş ama. Yine zombiler. Yine zombileşen insanlar işte. Şaşırdık mı? Hayır. It smells like rotting flesh. Çürümüş yani. Çürümüş et kokuyor resmen. Bu zombi mi yoksa çürümüş mü? Çürüdüğü için mi böyle? Bilmiyoruz. Bunlarda bir şey var mı kutularda mutlarda? Yok. Geçen yok gibi. Ama bir şeyler olduğunu hissediyorum burada. Aha. Zombi. Yalnız değil. Nereye gittin lan? Hiç korkutucu değildi ama yine de yalnız olmadığımızı anladık. Bak 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 bak. Bunun içinde mi geziniyor oğlum, sen manyak mısın ya? Hey. Bu arada şunlara bir bakalım da. Quarter deck bir de crave quarters. Şurada bir silah var bu arada. Bu üst katta herhalde. Neyse bakarız onlara. Oyun kaydediyor. Kesin bir savaş çıkacak. Kan buradan doğru geliyor. Bu ne oğlum ya? Koluna bak. Hiç böyle bir mutasyon görmemiştim diyor. Oğlum nesin sen? Ne gidilmiyor? Nesin sen? It's not working. Şu an çalışmıyor asansör. Üst kata gitmek için herhalde o. Neredesin sen ya? İşte buradasın. Gel. Geleceğim mi hadi? Burada hiçbir şey yok. Gel hadi. Buradan dolandım. Nereye gidiyorum bilmiyorum ki. Bunları bir açalım. Evet, Green Herb. En sevdiğimiz işlerden biri. Herbler. Bunu açmıyorum ya. Ortası he, o çökmüş sanki. Neredesin? Yaratık neredesin? Lan fare, lan fare.
Şimdi geri döneceğiz. Burada karşımıza çıkacak herhalde. Şunları bir açalım. Güzel. He, pardon, buradan geldim ben. Tamam, şimdi buraya. Adam ölmüş. Yüzü resmen uçmuş yani, gitmiş. Bu ne? Parker, bir el at bakayım bana. Ne bu? Silah. I got something. Bir şey buldum. I think it's a gun. Evet, bu bir silah. Galiba. Yani. Yaratık var bu arada bizim etrafımızda ama. Leş gibi kokuyor değil mi? No, Chris. Bu Chris değil, neyse ki. Aha. Geliyor. Lan Akandar. Aha, bizimkisi geldi gene. Öf, ne çekim şeysin ya. Ne çirkinçsin sen öyle. Vur kafasından. Öf. Çok şirkisin be oğlum. Yine mutatlaşan insanlar. Evet, bizim bu kaybolan ekibimizi açıklıyor. Bu hiç iyi değil. Neredesin Chris? Resident Evil Revelations. Episode 1. Into the Depths. Derinlere doğru. Basmamız lazımmış. İlk intromuz oldu herhalde. Haber kanalı. This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest structures. Dünyadaki en güzel yerlerden birisi. It took a full 11 years to finish constructing the world's greatest metropolis. Dünyanın ilk akropolisi. Yani, hani, şehir gibi bir şey. A massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never before had solar energy been used to supply power to an entire city. Tüm şehre buradan alıyormuş. Ama 2024'te bir terörist atak yapılmıştır. Bio terörizm. Sadece virüs değil, yaratıklar da atmışlar. Hiç dünyanın görmediği kadar bir vahşet var. The world's leading counter-bioterror organization operating under the auspices of the US was called in to devlet bilimleri buna karşı saldırı yaptılar. Ya biz de buradaydı bak. The BSAA, a counter-bioterror buymuş bu arada. Which operates independently of the interests of any one country, went in as observers to assist the FBC. Realizing the need for immediate and decisive action, Supreme Local Headquarters issued the order to use the city's solar energy matrix on itself. Güneşle beraber patlatmışlar bunu. Media refer to the incident as the Terra Grigia panic. Ve bina yıkılmış. The incident, the FBC kaza olmuş yalnız. Has successfully disbanded the terrorist group called Veltro. Ve bu terörist gruba Veltro adı veriliyormuş. Bu 2004'te olmuş. Biz 2005'teyiz. Ama şu an güvenlik olmuş yani. Ama buraya girilmiyor. Gördüğünüz gibi evet, o şehrin kalıntıları işte karşınızda. Evet, sessiz bir sembol olmuş artık bu işte
biyolojik silahla yapılan saldırının. Olayları böylece anladık. Bu adam kim acaba? O'Brien'miş. Well, my doctor told me I need exercise. Şimdi buraya güven, acaba güvenilir bir mi bilmiyoruz. However, in the past few weeks, a number of mysterious carcasses have washed up. Karkaslar varmış. Anyone who knows what happened here is going to put two and two together. And that's why I've sent the BSAA in to investigate. BSAA araştırma göndermişti. Quint'ten aldı mı yeni ekipmanı? Genesis something. Genesis'miş bak, az önce onu bulduk ya onunla beraber. Manual, no, I brought it with me just in case. I hope you read quickly because you're gonna need it on your mission. Çabuk oku şey. Kullan kılavuzunu. Ona ihtiyacın olacak. Evet, önceliği hani bu hani gemiden önceki olayları böylece öğrenmiş olduk. Genetiğin kullanım kılavuzu. Bioscanner yani biyolojik şeyleri bundan araştırıyoruz yani. Viral analiz yapıyoruz. Detection. Belli objeleri bununla radyasyon işte olayları kullanarak belli objeleri bununla buluyoruz yani. Bak mermileri, işte klinik şeyleri, işte bu can veren bitkileri falan hepsini. Hadi bakalım. Bir korpsu investigate et. Bir araştır diyor. Tamam. Önce bir bakayım sağa sola. Geldiğimiz yere falan. Tamam. Bir şey yok herhalde. İşte burası o şehri kanıtları bak. Az önceki sinematikten öğrendiğimiz. Bakıyorum ya. Ne yapıyorsun? Valla Resident Evil 4'teki gibi sağa sola bakıyorum. Cesedi mi araştıracağım? Şurada bir mermi gördüm bu arada, onu bir alayım da. Şeyler bak, var burada. Skin so pale. I've never seen anything like it. Bu nasıl bir deri ya? Genesis'i yap bakayım diyor. Bu ne böyle? Deniz canavarım bu. Neymiş bu şimdi? Lan. Oğlum canlandı mı ya? Öldü mü? After Raccoon City, this must be a cakewalk. Raccoon'dan sonra. So why'd you quit the FBC for this outfit? I wanted to be more. Canlandı lan. I wanted to fight. I see you two are okay. Burada aynısı var. Continue with the investigation, but proceed with extreme caution. %30 oldu bak. He, buradaki hepsini böyle herhalde böyle investigate edeceğiz. Yani işte araştıracağız. İngilizce söylüyorum ama. Ve sağa sonra bakayım ki mermi falan oluyor. Birisi buraya bunları koymuş. Ses mi geldi oradan? Bunun içinde bir şey var ha. Neyse. Şey gezmiyorlardı ama. Metal detektör. İçinde bir şey var. Bak. Böyle bir şeyleri demek ki alıyoruz. Yeni bir dinamik yapmışlar oyuna. Bunu daha önce de yaptım, merak etme. Öf, ne pis bir şey ya.
Nesin sen? Bir şey var. Ne o? Bu ne böyle? Mutasyon mu? Mutasyon varsa eğer bu herhalde buna varlıklı bir şey yani. Ver bakayım bir test yapayım. Git araştırmaya devam et diyor. Bunları hepsini hallettim ya. Bayağı da mermim var. Açılmıyor diyor. Bir şeyle buraya bunu kıracağım. Ama neyle? Bir araştırmaya devam edelim sağ solu. 3 tane yaratık var burada, tamam. Var mı başka bir şey? Bunların hepsini hallettim, sorun yok. Bakın diyorum bir şey var mı diye de, yok herhalde. Aa, burada varmış. %53. Bak onu görmemiştim ha. Evet, biraz daha araştırmak için bir şeyler lazım. Başka? Şurada bir şey daha var. Bak bak bak. 8 daha. Tamam, başka? İşte böyle böyle bu araştırmaları yapıyoruz. Var mı başka? Akdeniz'in bir yerindeyiz ya, çok ilginç. Şurada var bir tane daha, gördüm. Nasıl not found? Burada işte. 5 daha. Bir daha çıkamıyorum değil mi oraya? Tamam, bir daha çıkmaya gerek yok. Başka? Yani yürüyüp yapmaya gerek yok herhalde de. Burası acaba hangi ülke? Orada bir tane varmış bak, onu görmemişti. 8 daha, 74. Tamam, başka? Var mı başka? Vardır da dur. Bulacağız. İçeride de vardır herhalde ya biraz. Canlanmasın da şimdi buradan. Başka? Var mı bir şey? Bunun içinde vardır bir şey de. Biri de burada. %77 oldu. Oha. Gazdan geliyor. 87. Var mı başka? İlla var da dur. Bak biri de burada. Bir tane kaldı. O da %2'lik. Bu neymiş? Submeeple Controls. R1 ile. O da şurada dur. Onu da alacağım. Bu ne? Mermi mi? Fullmüş ki o an. Bombalar, bombalar. Bunu kim almış bunu böyle bilmiyoruz da. Bir de burada. Bir eşya buldum bak ha. Bu eşyaymış. Handgun.
tane daha olayı var. Benim çantam niye bu ya şimdi? 60-60 ha. Bu kadar. Daha fazla almıyor. %2 de şu. Güzel. Tam %100 oldum abi. Ne aldım? %100 yapınca health recovery yani can doldurma eşyası alıyormuşum. Örnekle topladım. İşte bizimkisine vereceğim değil mi bunları? Bunu alamıyorum ama ben bunları ya. Çin full. Acaba nasıl bunları geliştireceğim? Herhalde bunlar ileriki işlerde var. Hepsini aldığın zaman bir herb veriyor bize. Sonra alamıyorum valla. Şuradan bir şey çıkacak mı acaba? Vallahi çıkacak. Tam dediğim gibi. Vur ağzından. Şerefsiz. Şimdi alabilirim işte o arkada kalanı. Sana tam etmiştim ya orada bir şey çıkacağını. Tamam vereceğim. Örneği sana vereceğim. Az bekle. Bunları bir toplayayım. Bu kadar belliydi ki yani oradan bir şey çıkacağı. Resident Evil artık hani oyunlarını tanıyorum ya. Her şey iyi merak etme. Her şey güzel. Var mı bir şey? Eşya da ortaya çıkarabiliyordum ya o yüzden. Bunlar ne bu arada ya? Şu ilginç yaratıklar. Al bakalım. Eyvallah. Evet bunlar viral bir enfeksiyon gösteriyor bu şeyler. Cesetler. Well, we did all we can. Now we wait for the results to come back from HQ. Hadi bakayım sonuçlar için karargaha gelin. Huh? It's the emergency line. Aha, acil. Yeah, it's me. Benim. Uh-huh. What? Ne oldu? Yes, that's fine. I'll take it from here. Tamam, geleceğim. We'll have to speed things up. Hızlı düşünmek zorundayız. Starting now. Başlıyoruz. Good. Get to it. Hadi bakalım, yapın onu. Ne oldu? Jill, Parker. Jill, Parker. Şu an dosya şu an ikimizde. Chris ve Jessica ile bağlantımız kesildi. Ne zaman? Nasıl? Tam olarak belli değil. Son koordinatları size yolluyorum. The signal was lost over the ocean. Evet. Veltro'nun olduğu yerden geliyor. Bir gemi olması lazım. Ben karargaha gidiyorum. Hadi bakayım. Siz şu an benim ikiniz benim gözlerimsiniz. Parker bak bu arada bizim arkadaşımızın adı. Evet o gemiye ya buradaki bu biyo yani terörizmi hani araştırırken bir anda kritikten ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Olay bu yani. Şimdi gemi de oradaydı işte. %100 olarak bitirdik abi. Hiç ölmedik ve 10 dakikada bitti. 9 dakikada bitti işte. Opsiyonel ama yok ben seveceğim tabii ki yani. Niye sevmeyeyim? En baştan mı başlayacağım bir de? Hadi bakalım. Next. Kraliçe Zenobia adlı gemideydik. Bu yaratıklar Chris ve Jessica'yı almışlar mıdır yani? Umarım değildir. Bak kimse Chris öldü demedi.
Then let's find him already. Tamam hadi o zaman. Hadi Chris'i bulalım. Aha. Kim var burada? Biri var. You hear that? Duydun mu onu? O... I'll check it out. O kilit de neyin nesiydi? Hadi bakalım. I'll radio you if I pick up Chris's trail. Bu arada bunların hepsini scanliyoruz değil mi? 31 bak ha. This thing has a lot of similarities to the corpses on the beach. Eşya da bulduk orada. Bunlar aynı mı acaba şeyle? O işte sahildeki şeyle aynı mı diyor? Vallahi bilmiyoruz. Bu bir eşya daha bulundu. Bu scan yok. Handgun. Full bir şeyler buluyoruz ama şeyden var orada. Bak. Bayağı bir şey var lan burada sağa sola bakınca. Bir eşya daha buluyoruz. Full handgun var burada da. Oğlum bu ne kadar bir eşya çıkıyor karşıma? Onu aldım. Bir eşya daha buldum orada. Full şey çıkıyor ya. Böyle böyle bak bulunca bir şeyler çıkıyor araştırınca. Bunun mantığı da buymuş zaten. Tamam. Geride bir şey var mı bu arada? Burada araştıracağımız şeyler vardır daha kesin. Bak eşya meşya var. Birazcık araştırmalarımızı büyüteceğiz o zaman. Fare nerede bu arada? Full handgun var burada. Ha el var. O ne lan el? Kim lan? Bu neymiş? Kurban. İlk kurban. Bu elleri mi toplayacağım yani? Böyle bir dedektiflik olayı vermişler bize şimdi. Ya oradan gitmedim şu an ama sıçkınları böyle skenlemek için. Mesela bak bu korkusunu gelemedim ben değil mi? Neyse şimdi onu da bir araştırırız da korkusu da bir bakarız ama şöyle bir bakayım. Ya geri döndüm çünkü hani araştırmadığım bir şey kalmasın diye. Bir şey var sanki orada. Şurada bir şey parıldıyor. Ne parıldıyor? Neyse bilmiyorum da. Daha çalışmıyor. Vallahi geri kadar gittim. Çalışmıyor. Şu an bir daha buraya gelecekmişim zaten ben aslında ya. Boşuna mı geldim buraya? Bilmiyorum ama. Bakıyorum bir şey var mı yok mu diye ya. Yok mu skenleyeceğim bir şey? Yok mu? Ya ta en başa kadar geldim ben. Yani skenlemek için buraya kadar geldim ya. Allah'ım yarabbim.
He, şurada ceset var değil mi bir tane? Ceset değil mi? Nasıl? Demek ki hepsini yapmıyor. Çok ilginç. %55'te kaldı valla. Ya bir şey daha var. Ha. Aa bak %100 oldu. Demek buymuş olay. Tamam burada bir şey yok artık %100 oldu abi. Bir şey daha mı var? Burada bayağı eşya varmış ya şaka maka. Da full hiçbirisini alamıyorum ki. 60 tane çok az ya. Neyse. Fulledim işte bu arada. 30 tane alıyor. 30 tane alıyor da. Az önce 60'tı bu arada. Yani başka silah vardı ya. O yüzden herhalde o. Neyse. Araştırmamızı yaptık mı abi? %100 oldu mu? Şimdi tekrar o kilidin olduğu yerden doğru gidelim. Bu arada bizim arkadaşımızı yalnız bıraktık orada ama. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bazen böyle olur. O da kendini korumayı öğrensin. Ne yapalım yani? Bir tane o böyle biraz detaylı oynamak daha güzel oluyor ya. Ben seviyorum böyle hani işi araştırmayı falan. Mesela orada bir tane el gördük. Kurbanların olduğu bir yer gördük. Herhalde ne yazmıştı orada? 30 tane yazmıştı. Oyun boyunca 30 tane vardır diye düşünüyorum. Mesela bir el burada bak. Şurada bulmuştuk bir el işte. Yeni bir mekanizma bu ya. Yani bu şey, araştırma olayı. Tamam, hadi gidelim. Bu ses ne şimdi? Bu ne, bu ne? Aa bir adam var lan. Aa Chris. Lan bizim Chris ya. Şey söyle. Lan Chris'i bulduk ya. Chris'i bulduk. Burada tıkılı kalmış. Çıkabilir. Yok burası kilitli. Anahtar lazım. Hadi bulalım onu. Gel bir zahmet buraya hadi. Allah'ım yarabbim niye beni tek başıma bırakıyorsun? Hiç hoş değil bu yaptığı da. Yine bir eşya. Herb. Tamam burası çıkmaz sokak. Orası Herb içinde. Birisi bu arada kaçtı buradan. Birisinin kaçtığını biliyoruz. Ben bak bunlar işte. Evet 1'e 30 bak. Toplamda 30 tane bu işte şey var. Gizli el işte çıktısı var. Bak anahtarlar şu aşağıda gözüküyor. Vallahi mermim full. Orada bir şey yok değil mi? Buradan gelip buradan çıkacağım herhalde. Chris'i neyse ki bulduk ya. Al işte. Öküzler burada gene. Mermi çok var da.
Aa, arkamda değil mi? Lan! Şerefsiz ya. O ne lan, eridi gitti. Böyle böyle daha da işte artırıyoruz. Her yüzde bir tane artıyormuş. Olayı anladım yani. Yani o tüm bölümdeki yüzde yüz değil yani o. Ben öyle sanmıştım. Bu bölümde 100 tane var diye de. Öyle değilmiş. Korkuttu beni şerefsiz. Nerede çıktı o? Var mı başka bir şey? Burada var. Bir tane mermi. İkinci böyle bakmak zorunda kalıyorum ben sağa sola. Ben burada bombayı nasıl alacağım? Bombayı nasıl alıyorum ben şimdi? Gerçi bombam yok şu an. Mesela Herb'i nasıl kullanacağım? Kullanamam gerçi şu anda. Dolapta da bir şey de yok. Oho, nasıl yansıyorum. Ona düşünmüşler. Burada atlar lazım değil mi? Enchor, yani şu çapa simgesi olan bir yer bulacağız. Tamam. Bir anahtar daha. Bu arada burada bir şey var mı? Bakmadım hiç. Yok herhalde. O kim lan? Kesin yakalandı bir diyeceğim de. Vallahi herhalde öldüremem. Öldüremezdim değil mi? Mürettebat varmış lan burada. Vallahi mürettebat varmış. Orada eşya var da dur, daha oraya gideceğiz değil mi şimdi? Sken yapmadan eşya bulamayacak mıyım ben hiç ya? Gel bakalım. Oyunu sevledi şu an. Direkt eşyaları skenliyorum şu an. Şunu şunu. Ha, erimiş o. Anahtar onda bu büyük madde değil mi? 2'ye 30 tamam. Bunlar kurbanların olayları. Geldin mi? Gel. Arkamdan dolaşan lan şerefsiz. Eriyor gidiyor bir de bunlar ha. Ağzım burnum kaymış zaten. Nasıl gidiyor Jay? Valla bir tane hayatta kalan buldum ama artık hayatta kalmadı. Crave Quarters'ın araya key. Bundan bir şey bulamadım ama bir anahtar buldum. Tamam, hadi Chris'in odasında buluşalım. Nasıl bir şey lan? Sanki asker gibi. Hiç şeye benzemiyor yani.
Asker mi bildin yani bu? Başka bir organizasyon olmadı. Ha işte benim ekibimden gerçi bu da değil mi? Doğru. Krev. O eli yaptık. Herb'üm şu an yer yok. Bir ceset daha. Güzel. Handgun. Chris'in ordusuna buluşalım ama kesin şimdi biri çıkar benim karşıma. Zaten hiç yani hiç bekleme yani. Evet, vur kafasına şunu. Eriyor gidiyor. Bu da yeni çeşit bir virüs mü acaba ya? Bakalım bu hani neyin virüsü onu da öğreneceğiz şimdi. Sevdiğine göre bir şey var. Burası açılıyor artık değil mi? İyi güzel. Biraz fulledik. Mesela bu hack işte grain'i ben nasıl kullanacağım abi? Çamaşır makinesi işte ne arıyorsun sen ya? Ne arıyorsun ha? O kadar değil yani. Çamaşır makinesi içine gireceği kadar. Tamam. Başka? Skenlemeden bulamıyorum bunları da. İyi güzel, en azından bir şeyler bulunuyor. Çamaşır makinesinin içine mermi saklamışlar. Tamam. Mermi şu an hep full ya. Mermiyle ilgili hiçbir sorunum yok herhalde. Hadi bakalım. Şu Chris'in olduğu yerden bir tekrar bir döneceğiz oraya. Cam kırılmış. Soğuk mu kırmış yani bunu? Çapa anahtarı daha yok. Şu an bunu açamıyorum. Daha sonraki iş bu. Oğlum ne işim var burada? Anasını satayım ya. Tamam. Başka yok değil mi? Zaten eksik kalırsın yani. Gelmezsen eksik kalırsın. Kafasından vurunca iyi oluyor bu arada. Direkt headshot. Şu an full. Hiç can kullanmadım ya. Vur kafasından şunu ya. Inventory full şu an. Mermi falan var mı? Aslında geride mermi vardı da. Bana şimdi kim gidecek? Ben şu Chris'in odasında... şu mu? Tamam. Şimdi Chris'in olduğu yerde... Adam var bakalım şimdi dur. Chris'in olduğu yerde buluşacaktık. Lan dur ne korkutuyorsun beni.
Chris. Hadi gel, Chris'e yardım etmemiz lazım. Bu da benim. Tek başıma yolluyor salak. Gel Chris. Chris. Chris mi? Chris. Maket lan bu. What is this? Bu ne böyle? Birisi bize oyun oynuyor ha. Oh, great. Veltro. Bu biyolojik saldırı yapan grup. Lan bu bir tuzakmış ya. Direniş grubu bu. Arkasında kim var acaba? Batgirl mı yoksa gene? Tuzak yapmışlar bize. Gerçeği öğrenmenin zamanı geldi. Bayan Valentine. Vay 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 vay. Episod 1 sona erdi. Güzel. Şimdi oyunumuzu burada seveceğiz değil mi? Sevecek miyiz? Zaten o kendi oyunu sevebiliyor. Güzel. İyi gidiyor ya. Ben hikayeyi sevdim yani biraz. Sevleyelim. Data 1'den episode 1 sona erdi. Bakalım bu biyolojik hani grubun, bu biyolojik yani terör grubunun arkasında kim var? Hep birlikte göreceğiz. Evet dostlar, burada bir aramızı verelim. İlk bölüm bence güzel sardı. Hikaye işte yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Diğer bölümde buluşuyoruz. Resident Evil Revelations serimiz tekrar devam edecek. Heavy TV kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı ve videomuza bir kere beğen butonunu tıklamanızı rica ederiz. Hoşçakalın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek içinse sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.